Uzunca bir süredir kredi kartlarıyla ilgili ee, hangi adımlar atılabilir? Bunu konuşuyoruz çünkü merkez bankası başkanı da e, kredi kartı ile ilgili bir düzenleme'nin sinyalini vermişti. Yine hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek de dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kart kullanımı olmadığını söylemişti. Biz de burada e, günlerdir, haftalardır aslında olasılıkları konuşuyorduk. Şimdi son e, hamle merkez bankasından geldi kredi kartları ile ilgili olarak ve faiz yükseltildi. Faizin e, yükseltmesi, yükselmesiyle birlikte de kredi kartı harcamalarında Elbette tüketimi sınırlandırıcı bir etki bekleniyor. Neydi kredi kartlarındaki faiz oranı? %3,66'ydı. %4,25'e yükseltilmiş durumda. Şimdi Levent Bey sizle başlayayım. Ne düşünüyorsunuz? Kredi kartlarıyla ilgili bir adım atılır. İşte seçimden sonra atılır. Bayramdan sonra mı gelir derken faiz yükseltildi. Buna dair yorumunuz ne olur? Ne anlam ifade eder tüketici için? Evet, Haber Global yayınlarını sabah kuşağını takip eden izleyicilerimizin şaşırmaması gereken <laughs> e, haberler bunlar. Çünkü biliyorsunuz biz bir süreden bu yana kredi kartları ile ilgili düzenlemelerin peyderpey geleceğini Hı -hı. zaten söylüyorduk. Bu da onlardan bir tanesi. E, şimdi e, kredi kartı faizleri e, aslında politika faizine bağlıydı geçtiğimiz dönemlerde. O e, orada sabit bir tutuluyordu. Merkez Bankası Evet, Merkez Son Bankası aylarda. bir e, karar alarak e, faiz artışı yapmasına rağmen kredi kartı faizlerini yükseltmiyordu. Hı hı. ...şimdi oradan da vazgeçilmiş oldu. Yavaş yavaş artık biz kredi kartlarında daha belirgin düzenlemeler göreceğiz. Şimdi bir veri var, o çok tabii medyada yer almadı. Bizim baktığımız kredi kartı büyümesi rakamlarına baktığımızda... ...ilk kez %100'ün altına düştü büyüme rakamı hmm. bu hafta. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta. Yavaş yavaş kredi kartlarında da kullanım miktarını azalt, azalt, azaltmaya başladığını görüyoruz tüketicilerin. Ama yavaş yavaş onun daha hızlı azalmasını istiyor ekonomi yönetimi çünkü iç talebin güçlü seyretmesinin enflasyonla mücadelede bir problem oluşturduğuna ilişkin tespitler var. Şimdi tabii en başından beri kredi kartları ile ilgili konuştuğumuz konuşuydu. ...kredi kartları orta ve alt gelir grubunun günlük hayatını devam ettirmesi açısından kritik öneme sahip... ...orta ve orta üst ve üst gelir grubunda ise hı hı. ithalatı da artırıcı şekilde sonuçlar üretebilen... ...bir mekanizmaya dönüşmüş durumda olduğu için biz farklı adımlar da bekliyoruz. Bunlar limit düzenlemeleri olabilir hı hı. önümüzdeki dönemde. Bayram sonrasında ben BDDK'nın kredi kartı limitlerine bir düzenleme getirebileceğini değerlendiriyorum. Aslında çok sert düzenlemeler vardı ama pandemi döneminde gevşettik biz o Düzenlemeleri. Neydi? İşte bir kişi gelirinin dört katına kadar limitli kredi kartı alabiliyordu. Hı. Ama o sonra e, pandemi döneminde gevşetilmişti. E, yani bir bankadan değil sadece kredi kartı meselesi. Yani kaç kartınız olursa olsun toplam limitiniz gelirinizin dört katını aşamıyordu. Onu biz pandemi döneminde gevşetildiğini gördük. Bankalar gevşetmişti pandemi döneminde. Şimdi yeniden o uygulama çok sert bir şekilde gündeme gelebilir. Hı. Bu önemli. E, i̇kinci konu, bazı sektörlerde taksit sayısı tamamen kaldırılabilir, bazılarında azaltılabilir. Bir de biliyorsunuz bankalar, e, siz peşin alıyorsunuz ama bankalar ilave faizlerle kendisi taksitlendiriyordu. Doğru. O uygulama tamamen sonlandırılabilir. Önümüzdeki dönemde bayram sonrası dönemde bunları görüyor olabiliriz ilave farklı farklı adımlar gelecek faiz artışı ilk adım o artık şöyle bir şey de var biliyorsunuz Biz bizim açımızdan yani ekonomi tarafında bankacılık tarafında bankaya gidip tüketici kredisine başvurmanızla kredi kartı limitini kullanmanız arasında hiçbir fark yok. Yoktu. İkisi de kredi büyümesi olarak değerlendirilir. Şimdi bankalara biliyorsunuz geçtiğimiz ay yüzde ikilik bir aylık kredi büyümesi, nakdi kredi büyümesi sınırı getirildi. iki buçuktan ikiye çekildi. Bunun üzerine çıkarsa bankalara zorunlu karşılık yaptırımı getirildi. Şimdi benim cebimdeki kredi kartının eğer 500 bin lira limiti varsa ha o limiti kullanmışım e, faizine razı olarak e, ha bankadan 500 bin liralık ihtiyaç kredisi çekmişim. Dolayısıyla sonucu aynı olduğu için bankalar şunu yapacaklardır muhtemelen. Kendisi ben ihtiyaç kredisine başvurduğumda vermeyeceği için daha düşük faizli kredi kartı limitini bana kullandırmayacaktır. Çünkü banka sonuç itibariyle nakdi kredi büyüme olarak değerlendiriliyor orada ve ona göre bir yaptırım uygulanıyor eğer aylık %2 büyüme sınırını aşarsa. Bu bakımdan kredi kartlarına düzenleme e, e, içerik e, olarak artacaktır önümüzdeki dönemde bunları görmeye devam, devam edeceğiz etmez. ama bu şu demek değil hı hı. E, yani ben şunu görüyorum bir süreden bu yana şu alışkanlığa kapıldık ya gidelim hemen kartın limitini dolduralım alalım da yapmamak lazım İhtiyacınız yoksa almayın şimdi öyle bir döneme giriyoruz ki Sultan Hanım. önümüzdeki bir bir buçuk yıl bir şeye ihtiyacınız yoksa almayın hı. o harcamaya girmeyin. Yani tasarruflarınızı e, tüketime yönlendirerek e, kaybetmeyin. E, geleceğe yönelik çok ciddi borçlanmayın. Özellikle bu faiz seviyelerinden. Benim yapacağım öneri belki biraz finansal okur yazarlık e, kapsamında değerlendirilebilir. Neden? Bir Nasıl bugün söyleyeceğim bir 1,5 yıl bizi öneri. bekliyor? Şimdi bir kere sıkılaşmanın dozu artacak. Onu söyleyeyim. Kredi erişmek e, özel sektör, reel sektör açısından daha da zorlaşacak. Maliyeti daha da artacak. Hı faizlerin geldiği seviye, mevduat faizlerinin geldiği seviye ve gelebileceği seviye Artık Türk lirasının reel olarak değerli olacağı bir yere işaret edecek. Hmm. Bakın ne konuşuyorduk? Seçimden sonra kur patlayacak, zıplayacak, hoplayacak diye konuşuyorlardı. Biz ama öyle olmayacağını söylüyorduk hatırlarsanız. Hmm. Çünkü devam eden dezenflasyon programının ana sacağı kurdaki artış oranının enflasyondaki artış oranından aşağıda kalması üzerinde kurulu olduğunu söylemiştik. Şimdi bundan sonraki süreçte ben şunu söyleyeyim: Merkez Bankası ee, ...seçimden bu yana rezerv topluyor. Eğer Merkez Bankası seçimden bu yana rezerv toplamasa kur düşmeye başlayacaktı. Hani bırakın kurun sert artmasını. Hı hı. Kur düşmeye başlayacaktı. Ben şimdi hafta içinde Metan abi de biliyor. E, Londra merkezli çok büyük fon yöneticileriyle bir görüşme yaptım. Hı hı. E, Türkiye ilgileri çok ciddi derecede artmış durumda. Ee, para girişi başladı. Hı hı. Türk tahvili. Önce zaten şeye gelirler. Bonolara gelirler. Hı hı. Bono, bonolara gelmeye başladılar. Ee, borsayı takip Borsada ediyoruz. Borsaya oldu. yabancı girişi. Borsaya yabancı girişi başladı. Hı hı. Önümüzdeki dönemde e, tasarruf sahiplerinin Türk lirası varlıklara yönelik yatırım araçlarını değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Niye bunu söylüyorum? Şimdi önceki dönemden farkımız şu. Önceki dönemde yabancı yoktu. Biz içerideki regülasyonlarla TL'yi güçlü tutmaya çalışıyorduk. Şimdi yabancı geliyor. Yabancının yoğun geldiği bir dönemde kurda hoplama, sıçrama falan beklememek lazım. Ama bu şu demek değil. Kur makul bir hızda artmaya devam edecek. Çünkü bizim bir taraftan da ihracat dengelerini gözetmemiz gerekiyor. Kur makul bir hızla artmaya devam edecek ama e, Türk lirası varlıkların değerlenmesi kurun değerlenmesinden daha yüksek olacak. Kabaca kur yüzde %30 artarsa bir yılda, Türk lirası %60'larda getiri sağlıyor olabilir. Bugünkü mevduat faizlerine baktığımızda, onun için e, ihtiyacımız olan şeyleri, ihtiyacımız olanı hmm. tabii ki alacağız. Ama ihtiyacımız olmayan şeyleri satın alma motivasyonuna girmeyelim. Hmm. Biz yani biraz e, iğneyi kendimize batıralım. Şöyle, biz bu pandemi döneminden itibaren harcama alışkanlıklarımızı çok değiştirdik. Hmm. E, önceki gibi yani sadece ihtiyacımız olanı alıp ihtiyacımız olmayanı nasıl olsa yarın daha çok pahalanır. E, şimdiden alalım e, modunda olmamamız gereken bir dönemdeyiz. Enflasyonun da artacak. Ama levent evet, Bey şimdi insanlar aslında haksız da değil. Bugün bir yarın üç olunca şimdiden alayım, alabildiğimi alayım. Ona Nasıl olsa itirazım Fiyat yok. artacak ona, korkusu vardı ama şimdi ona bunun Ona itirazım yok. yersiz olabileceğini düşünüyorsunuz ona, bundan sonraki süreç için. Ona itirazım yok. İhtiyaç dahilinde ise itirazım <laughs> yok. Yani zorunlu bir ihtiyaçsa <laughs> itirazım yok. Bugün almadığım yarın <laughs> pahalı kabul ediyorum ama ee, ihtiyacımız olmayan şeyleri kastediyorum ben. Yani biraz lüks, lükse yakın tüketimi kastediyorum. İhtiyacımız yoksa biraz ihtiyaç e, satın alma e, motivasyonumuzu ertelemekte fayda, fayda var. var Çünkü işte. bir süre sonra bu kadar yüksek getirileri görmeyebiliriz. Hı hı. Yıl sonundan itibaren faiz indirimlerini konuşmaya başlayacağız. O zaman mevduat faizleri de düşmeye başlayacak. Peki. Dolayısıyla bu süreçte mümkün olduğu kadar yatırımlarımızı, tasarruflarımızı e, Türk Lirası e, varlıklar üzerinden güçlü bir şekilde değerlendirebileceğimiz yöntemleri tercih etmekte fayda var. Bu tabii bir tercih. Peki. E, harcama yapmaya devam etmek isteyen edebilir. edebilir bir tabii. itirazım yok. Ama hı. son cümle şu. Hı hı. E, i̇thalatı kısa sıcak şekilde yeni vergi düzenlemelerinin de görüyor olabiliriz yakın dönemde.